Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hollandaca bazı kelimelerin sinonimlerini yani eş göstereceğim. Böylece ezberlediğimiz kelimelerin aklımızda kalması daha kolay olur diye düşündüğümden dolayı bu videoyu hazırlayayım dedim. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk kelimemiz The Sprong. Arkadaşlar bir şeyin bidayeti, bir şeyin başlangıcı. Bu kelimenin sinonimi ise "het bakın" ya da "het bakının" gibi. Yani bir şeyin başlangıcı. Şimdi bu kelimenin arkadaşlar cümle içerisindeki örneğine bakalım. "Fun or was het een bibliothek." Başlangıcında bu bir kütüphaneydi gibi bir mana çıkıyor bu cümleden arkadaşlar. Tekrar bakalım kelimemize. The or sprung. Bunlar arkadaşlar bu tür kelimeler genelde B1, B2 kitaplarında karşımıza çıkar. İlk karşımıza çıkan hali aslında het begin. Yani başlangıç, başında, the ears de. Bu da olabilir arkadaşlar. Yani ilkin, ilk. Tekrar e, kelimemizi toparlamamız gerekirse The Ursprung Bidayet Başlangıç Het Begin The Start Cümlemiz ise Van Ursprung Was Het Ön bibliotek. Başlangıcında o bir kütüphaneydi. O bir kütüphaneydi. Diğer cümlemize geçelim. Het echt paar. Arkadaşlar het echt paar, evli çift demek. Sinonimleri ise görüldüğü gibi Brauloft Traun Evli, Brauloft Çift gibi kelimeler het echtpaarın sinonimidir. Cümlesine bakalım. In the flat want nu en beart echtpaar apartmanda ya da dairede yaşlı bir çift yaşıyor. Yaşlanmış bir çift, yaşlı bir çift yaşıyor arkadaşlar. Ert var çift demek. Ve yard, yaşlanmış, yaş almış. In the flat von nü ön be yard ert Dairede yaşlı bir çift yaşıyor. Kelimemize tekrar bakalım. Het ert par. Sinonimleri Browloft, Traun evli çift demek. Diğer cümlemize geçelim. Stadelik Stadelik Zaten kelime kendisini veriyor arkadaşlar stat'tan geldiğini. Evet. Kentsel demek. Yerleşim birimi demek. Yerleşimsel demek. Kentsel birim içerisindeki yerler demek. Sinonimi ise arkadaşlar ya da benzer kelimeler. Hedstad, the Hmentelik, Heddorp gibi kelimeler Stedelik kelimesine yakın kelimelerdir. Sinonimdir arkadaşlar. Cümlesine bakalım. The warning is stedelijk gelegen. The warning is stedelijk gelegen. Arkadaşlar ev, yaşam yeri ev kentsel olarak Yapılmıştır. Kentseldir. Kentsel yere lehın arkadaşlar yani oraya nasıl desem? Lehın. Orada uzatılmıştır. Orada yapılmıştır. Manası veriyor. the Demek ev kentsel birimlerde kentsel birimde yapılmıştır. Manası çıkıyor arkadaşlar. Umarım anlaşılır. Diğer kelimemize geçelim. Şimdi arkadaşlar hat ondur değil. Hat ondur değil. Zaten oradaki değil kelimesini hemen görüyoruz. Ondur değil de o değilin altında olan manası veriyor. Şimdi hat ondur değilin Türkçesi parça bölüm demek. Sinonimi het part hat değil fan total. Yani bütünün parçası değil demek arkadaşlar. Cümlemize bakalım. Diese Wohnung war ein fan a bu yaşam yeri, bu ev was idi ein değil. Bir parçasıydı. Bu yaşam yeri bir parçasıydı. Neyin? fan ön bibliotek. Bir kütüphanenin. Yani bu yaşam yeri, bu ev daha önce bir kütüphanenin bir bölümüydü, bir parçasıydı. Head under değil. Sinonim olarak head part. Head değil falan total. Total diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hey ne demek hein? Cümle içerisinde karşımıza çıkabilir. Yönelme hali demek arkadaşlar. Sinonimi nar to. Nar to. Cümlemize bakalım. Var haye hein demek nereye doğru gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bunun açılmış hali var haye nartu. Nereye gidiyorsun? Var haye nartu. Buradaki heyni de kaptıysak olay çözülmüştür demektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hein yönelme nartu demek. <laughs> Şimdi the warning'e gelelim. Yaşam yeri demek. Head house demek arkadaşlar. oradaki h eklememişim. Özür dilerim. Cümlemize bakalım. Who feel comers have the warning in Groningen? Who feel have the warning in the Groningen? Groningen'deki ev de kaç oda vardır? Ya da Groningen'deki ev kaç odaya sahiptir? Gibi bir mana çıkıyor Türkçe olarak. Tekrar dönelim o zaman. <laughs> the Woning head house demek. Yaşam yeri demek. Ev demek. Cümlemiz. How feel commerce have the waning in Groningen? Yani Groningen'deki ev kaç odalıdır? Diğer cümlemize geçelim. The grotte. Arkadaşlar the grotte uzatıyoruz. Grotte'miz. Bir şeyin büyüklüğü, bir şeyin çapı, bir şeyin ebatı, bir şeyin boyutu, bir şeyin metrekaresi yani ne kadar büyük gibi manaları içeren de sinonim olarak karşımıza the mat, the langte yani the mat derken size İngilizcedeki onu da aklınızda bulunsun. Metrekaresi, büyüklüğü, çapı, hacmi gibi manaların hepsini de içerir. Cümlemize bakalım arkadaşlar. Het house heeft een grote van honderd vierkante meter. Ya da het house heeft een grote van tien 10 honderd vierkante meter da diyebilirsiniz. Ama ilk söylenen daha doğru yani het house heeft een grote van honderd Fir kante metre. Fir kan metre arkadaşlar metre kare demek. Fir kante. Zaten kare dört köşe olarak ele alındığı için orada fir verilmiş. Kante. E, fir kanteyi tamamlayan metre kare manasını verir. Yani işin özü şu arkadaşlar. Fir kante metre. Metre demek. Het house heeft. Bu ev sahiptir. Ön krote Büyüklüğe, bir büyüklüğe fan. Dan, 103 Bu ev, 110 metrekarelik bir büyüklüğe sahiptir. Evet arkadaşlar, cümleleri tekrar ediyoruz. The height, the mat, the length. Büyüklük demek, çap demek, hacim demek. Daha sonra. The old sprung, bidayet demek, başlangıç demek. Head behind the start, yani. Ondan sonra arkadaşlar, Head acht par, Brow loft, trauen, yani evli çift demek. Stadelijk, head start, Degmenterlijk, head dorp demek. Ondan sonra arkadaşlar, varhaye Hein Hein oradaki mani olarak nartu demek. Yine dwoning ev demek, house demek. Yine arkadaşlar tekrar gelirsek de büyüklük demek, de demek, de length demek. Şimdi arkadaşlar bu verdiğim birkaç kelimeleri sinonimleriyle birlikte ezberlersek aklımızda bulundurmuş oluruz. Bizim için faydalı olur diye düşünüyorum. Ben şahsen kendim faydalanıyorum. Faydalanıldığım şeylerin de karşımdaki insanların da bunlardan faydalanıp bir yarar görmesini istiyorum. Bundan dolayı arkadaşlar ne teşekkür ederim. Buraya geldiniz, beni izlediniz, destek verdiniz. Bunlar için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Totsiyeniz Totforkundaki yer.